Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda temel trigonometrik oranlarla ilgili olarak bir uygulama yapacağız. Bir şeklimiz var, bu şekille ilgili veriler var. Öncelikle bu verileri şeklin üzerine aktararak başlayalım. BD uzunluğu kök 2 birim verilmiş arkadaşlar, bu uzunluğa kök 2 diyoruz. BA uzunluğu kök 3 olarak verilmiş. Buraya kök 3 diyoruz. BAD açısı DBE açısının 3 katı verilmiş. O zaman bu açıya x dediğimiz zaman buradaki açının 3x olduğunu gayet rahatlıkla ifade edebiliriz. Buradaki 3x ve x açılarına baktığımız zaman bu iki iç açının toplamı 3. köşedeki dış açıya eşit olacağından buradaki açının da 4x olduğunu söyleyebiliriz. Verilenleri şekle aktardık. Şimdi arkadaşlar, burada öncelikle birkaç tespit yapalım. Birincisi 3x ve 4x açıları ile ilgili. 4x açısına baktığımız zaman C köşesindeki açı 90 derece olduğundan 4x açısı buradaki dik üçgenin 90 derecenin dışında kalan bir iç açısıdır. Dolayısıyla biz 4x'in dar açı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde 3x açısına baktığımız zaman büyük dik üçgende C 90 derece olduğu için buradaki 3x açısı da bir dar açıdır. O zaman 3x de 4x de birer dar açı olduklarını bilmemizde fayda var. Temel trigonometrik oranlarla 3x ve 4x açılarının sinüslerini yazmaya çalışalım arkadaşlar. Sinüs bir dik üçgende karşı dik kenar bölü hipotenüs olarak tanımlanmaktadır. 4x açısının karşısındaki dik kenara, BC dik kenarına biz A birim dersek, A'nın hipotenüsü olan oranı, bu dik üçgendeki hipotenüsün uzunluğu kök 2 birim verilmiş. 3x açısının aynı şekilde büyük dik üçgende baktığımızda, şuradaki BCA büyük dik üçgenine baktığımızda, bu 3x açısının sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüsten yine arkadaşlar A bölü kök 3 olarak ifade edebiliriz. Burada her iki açıda da A değeri ortaya çıkıyor. A'yı yalnız bıraktığımız zaman bu ifade kök 2 tane sinüs 4x olarak ifade edilebilir. Öbür taraftan a'yı yalnız bıraktığımız zaman, bu ikinci ifadede a'yı yalnız bıraktığımız zaman bu da kök 3 tane sinüs 3x olarak yazılabilir. Arkadaşlar biz bu eşitlikteki her iki ifadeyi de kök 2'ye bölelim. Ve sonra da sinüs 3x'i sinüs 4x'e oranlayalım. Buradaki sinüs 4x'i eşitliğin karşı tarafına attığımız zaman arkadaşlar, burası kök 2 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2 olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla sinüs 3x kök 2 bölü 2, sinüs 4x kök 3 bölü 2'dir. O zaman sinüs 3x'in kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorsak 3x 45 derecedir. Sinüs 4x'in kök 3 bölü 2 olduğunu biliyorsak 4x 60 derecedir. Yani 3x 45 olduğu zaman x 15'tir. Dolayısıyla buradan x açısının 15 derece olduğunu söyleyebiliyoruz. 4x 60 derece olduğunda x açısı yine 15 derecedir. O zaman her iki ifadeyi de doğru yazdığımız ortaya çıkıyor. Yani 3x ve 4x'ten x açısının 15 derece olduğunu görürüz. X açısı 15 ise buradaki tabandaki açımız 45 derecedir arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki bizden sonra da istenen açının da 45 derece olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bizden sonra da CBE açısı isteniyor. CBE açısının sinüsünü yazarsak arkadaşlar bu açı 45 derecedir. 45 derece olduğu için sinüsün 45'i de sinüsün 45 değeri de kök 2 bölü 2 olarak ifade edilir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı kök 2 bölü 2'dir. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.